Merhaba arkadaşlar, ben Necip Döner, sosyal bilim öğretmeniyim. Aralık ayının örnek sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. 5 sorudan oluşuyor Aralık ayı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi örnek soruları. 1. Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa'nın sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik Avrupa'da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyette karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler, gerek demir sanayisinde, gerekse buhar gücüyle işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir diye bize bir metin verilmiş. Verilen metine göre Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesinde birinci öncülümüz enerji kaynaklarının varlığı, İkinci öncülümüz yeterli sermaye birikiminin oluşu, üçüncü öncülümüz teknolojik gelişmenin sağlanması, durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir şeklinde soru bize bir öncü sorusu olarak gelmiş. Şimdi arkadaşlar, enerji kaynaklarının varlığını şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Kömür ve demir başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji diyerek birinci öncülümüze ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü kömür bir enerji kaynağıdır. Yeterli sermaye birikiminin olması, Avrupa devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur cümlesinden biz burada yeterli sermaye birikiminin oluşmasını anlayabiliyoruz. Ve zaten hali hazırda sanayinin varlığı da teknolojik gelişmenin sağlanması kavramını bize veriyor. Bu yüzden sorumuzun cevabı D seçeneğinde bize ifade edilmiştir. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'da Pikardiya manevralarına katılır. 10 Eylül 1910. Bu onun Batı Avrupa'da ilk temasıdır. Mustafa Kemal Fethi Bey ile beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı da içine alan 14 günlük bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız demiştir. Pikardiya manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı Devleti'nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur. B. Avrupa'nın askeri açıdan yaptığı hazırlıkları tehlikeli bulmuştur. C. Osmanlı Devleti'nin tedbirli davranması gerektiğini vurgulamıştır. D. Büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüştür. Bu kadar hazırlık barış için yapılamaz diyerek büyük bir harbin yaşanabileceğini Mustafa Kemal öngörmüştür. Buna ulaşıyoruz arkadaşlar. Yine aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyaya ateş atabilir. Biz bunun dışında kalamayız diyerek aklımızı başımıza almalıyız diyerek Osmanlı Devleti'nin tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştır. Ve bu kadar hazırlık barış için yapılamaz diyerek Avrupa'da askeri açıdan bir hazırlık yapıldığını da Mustafa Kemal vurgulamıştır. Ama biz bunun dışında kalamayız demiş arkadaşlar. Çıkacak savaş bütün dünyaya ateş atabilir. Biz bunun dışında kalamayız demiştir. Yani tarafsız kalmayı Mustafa Kemal zaten beklememiştir. Cevap bu yüzden A seçeneğine bize verilmiştir. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897'de Türk-Yunan Savaşı'dır. Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya'nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası'nı özellik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal anlaşmanın sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır. A. Eğitimin, B. Askerliğin, C. Diplomasinin, D. Ekonominin. Arkadaşlar, askeri bir zaferin siyasi bir zafere dönüşmemesini metin bize anlatmış. Askeri zaferleri siyasi zaferlere çeviren şey diplomasidir. Çünkü
Askerler savaş yapar, diplomatlar anlaşma yapar. Burada bir anlaşmadaki başarı Mustafa Kemal'in diplomasiye önem vermesinin gerekliliğini Mustafa Kemal'e öğretmiştir. Cevap bu yüzden C seçeneğinde bize verilmiştir arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Kız kardeşi Makbule Atadan Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair şunları anlatıyor. Hiç unutmam. Bir kış gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu. Ne okuyorsun oğlum? Büyük kardeşim hemen cevap verdi. Tarih. Plevne Muharebeleri. Osman Paşa. Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Bu hatıradan 1. Mustafa Kemal öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahiptir. 2. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir. 3. Mustafa Kemal de çocukluk yaşından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Yargılarından hangilerini çıkarabileceğimizi soru bize soruyor. Şimdi arkadaşlar, Mustafa Kemal tarih kitabı okuyor. Geçmiş döneme dair bir kitap okuyor. Bu onun öğrenme merakının bize olduğunu gösteriyor. Çünkü burada bir tarih kitabından bahsediyor. Mustafa Kemal'in tarih kitabı okumasına annesi başını okşayarak ve dua ederek inşallah sen de onun gibi olursun diyerek yanıt veriyor. Bu da Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal'in tarih kitabı okumasından hevesinden etkilendiğini bize gösteriyor. Ve Mustafa Kemal'in daha çocuk yaşlarda bir tarih kitabı okuması, Mustafa Kemal'de çocukluk yaşlarından itibaren bir tarih bilincinin oluştuğunu bize gösteriyor. Bu yüzden dolayı cevabımız D seçeneğinde bize verilen 1, 2, 3 seçeneği olması gerekmektedir. Şimdi 5. soru ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 1789 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa'nın da etkisiyle 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra ise 28 Şubat 1856'da Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler 1876'daki kanuni esası ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç, Müslüm ve gayrimüslim halkın Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri, aydınlar ve yöneticilerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Verilen bu metine göre, 1. Fransız ihtilalinin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmıştır. 2. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçilmiştir. 3. Ortak vatandaşlık bilinciyle dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur. Yargılarından hangisine ulaşabileceğimizi soru bize soruyor. Şimdi arkadaşlar, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi var. Bunu engellemek amacıyla ne olmuş? Islahat fermanı, tanzimat fermanı ve kanuni esasıyla birlikte hukuksal bir nitelik kazanması bu yayınlanan ferman ve fermanların sağlanmış. Yani birinci öncülümüzdeki Fransız ihtilalinin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmıştır. Seçeneğine ulaşabiliyoruz. Ancak Osmanlıcık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrıcı düşüncelerinin önüne geçilmiştir. Zaten biz Balkan savaşlarında bütün Balkan yarımadasını kaybediyoruz arkadaşlar. Bu bize Osmanlıcık düşüncesinin başarılı olmaması anlamında geri dönüş sağlıyor. Metinde de zaten Osmanlıcılığın başarısına dair bir bilgi bize vermiyor. Bu yüzden ikinci seçeneğe ulaşamayız. İkinci öncülüğe ulaşamayız. Yine ortak vatandaşlık bilinciyle dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur. Hayır arkadaşlar, din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması diyerek ortak vatandaşlık bilincinde dini inanç, soy ve kültür birliği değil, Osmanlılık vurgulanmıştı arkadaşlar. Bu yüzden dolayı üçüncü öncülüğümüze de ulaşamayız. Cevap bize A seçeneğinde verilmiştir. Evet arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük Aralık ayı örnek soruları bu şekilde sona ermiştir. Hepinize başarılar dilerim.